Haftanın bulunanlarına hoş geldiniz. Bu hafta az buldum, öz buldum. Çok da mutluyum. Çünkü genellikle şu an ihtiyacım olmayan ama ileride ihtiyacımın olduğunu bildiğim birçok şey buluyorum. O yüzden bir ton şey alıyorum. Onların da yani yerleştirmesi sıkıntı oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Murphy kanunları diye bir şey vardır. Yabancılarda tabii ki Murphy kanunu diye bir şey var. Bize de Bahtsız Bedevi kanunu diye olarak belki çevirebiliriz. Bir şeyin ters gitmesi ihtimali varsa Murphy kanunlarına göre o ters gider. Bu böyledir yani. O yüzden şimdi mesela bir şey buluyorum. Diyorum ki ya şu an buna ihtiyacım yok. Boşuna para harcamayayım ya da gerek yok. İhtiyacım yok. Almayayım. Fazlalık olmasın, yer olmasın. Bak bir hafta bilemedim bir hafta yoksa işte bir ay 2 ay sonra ona ihtiyacım oluyor. Sonra yana yakıla arıyorum. Bir de internetten almaya kalkarsanız kargosu falan da dahil çok saçma sapan paralar veriyorsunuz. O yüzden öyle bir sıkıntı var yani. Hani en azından bu hafta şey olmadı yani nasıl denir? Çok da bunlara ihtiyacım olur ama bunu da alayım diye öyle bir parça çıkmadı. Bunlar çıktı. Geçen de hatta birisi sormuştu bana. Sabitleme halkalarını yerinden çıkartan aletler var özel pense şeklinde. Dedi düz olanı mı alayım? İki tarzı var. Bir tane düz olanı var, bir tane böyle ucu 90 derece eğik olan var kanca şeklinde. Dedim ki hangisini alırsan öbürüne daha çok ihtiyacın olur. O yüzden ikisini de birden alacaksın. Bu evrensel bir kuraldır yani. O yüzden alet gördün mü alacaksınız. Neyse şimdi neler bulduk neler ettik. Buradan başlıyorum. Kablolardan başlayayım. Şimdi öncelikle bu bunları gözüme kestirdiğim için aldım. Bunlar esnek. Büyük ihtimalle bunlar araçların şeyinde ses sistemlerinde kullanılan kablolar. Doğru akım taşıdıkları için araçlar doğru akımla çalıştığından doğru akımda da yüksek watt gerekiyorsa kablonun kalın olması lazım. Çünkü amper, voltaj düştüğü için amper yükselir. Yükselen amperi içinde onu şey yapmak için kalın kablo kullanmak gerekir. O yüzden şehirler arası şeyler, enerji hatları çok yüksek voltajda çalışır. Bilmem kaç bin volt onu bilmiyorum. Çünkü eğer voltajı düşürürseniz kabloları inanılmaz kalınlaştırmanız gerekir ki onu da artık direkler taşımaz. Öyle ilginç bir şey 3 tane aldım dedi elinden o da komik bir diyalog oldu başta anlamadım. Bunları böyle aldım tomar şeklinde. Dedim ne 1 euro. Dedim ne şey demiş elinde ne varsa 1 euro. Adamdaki rahatlığa bak ya. Hani ne avuçladıysam 1 euro. Ondan sonra baktı ayıkta ama duruma. Ha, yok yok ama şimdi elinde ne varsa 1 euro dediysem yani hepsini de avuçlayıp kucaklayıp götürme dedi. Ondan sonra ayıktı biraz durumu. Sonra burada birkaç kablo aldım. Bunları aslında gözüme kestirdim. Şu an ihtiyacım evet yani gene şu an ihtiyacım yok ama bunlar fiber optik kablolar. Ses sistemlerin arkasında hiç kullanmadınız ama gözünüze çarpmıştır, dikkat etmiştir. Şu şekilde bir kenarı düz, diğer kenarı böyle yuvarlak bir giriş vardır. Adını bilenler aşağı yazsın. Fiber optik giriş. Ses sistemi için de sanırım yanılmıyorsam. Hani bir gün lazım olursa benim başımı çok ağrıtacağını bildiğimden bunları aldım. Şu an ihtiyacım yok tabii ki. Ondan sonra burada ses şeyleri için, bağlantılar için böyle kablolar var. Buna ihtiyacım vardı. Bir tane televizyon tamir etmiştim ki onu hala sehpa yapacağım. O sehpanın bu ses sistemiyle bağlantısı için böyle kablolara ihtiyacım vardı. Bir tanesini aldım. Onun haricinde bunun burada jack şeydisi var. Adaptörü var. Ses sistemine jack olarak gidecekseniz büyük küçük güzel. Üzerinde kendinin geliyor. Ayrıca bunları da aldım. Bunlar değişik şey dönüştürücüler böyle. Erkekten iki tane dişiye dönüştürmüş. Ondan sonra burada yine erkekten aynen bu ikisi aynı değil mi? Aynen. Fark etmeden ikisini aynı almışım. İki tane erkekten dişiye dönüştürücü. Bu ilginç jack'tan iki tane dişiye dönüştürmüş. Yani aradığımı bunları bulamazsın tamam mı? Yani şimdi elinin altında eğer bu tarz şeylerle uğraşıyorsan bunların olması lazım. Çünkü bunu gitsen bir yerden almaya kalksan o gününü şey ya internetten söyleyeceksin. Bilmem arayacaksın bir ton. Ondan sonra 50 kuruşluk mala 5 euro kargo vereceksin. Ucuz kargo versen gelecek mi gelmeyecek mi kaybolmuş. Çünkü posta kutusundan çekip de alıyorlar. Burada öyle ilginç bir genişlik var.
Posta kutusuna koyuyor şeyler. Posta kutusunun yarısı dışarıda. Yani posta kutusuna sıkıştırdığı şey, adamlar o kadar bıkmış ki işlerinden. Yani yaptım mı yaptım şeklinde iş yapıyorlar. Posta kutusuna böyle sokuyor. Durdu. Posta kutusunda durdu. Yani sen sokaktan geçerken onu çekip çıkartırsan ne güzel. Senin oluyor yani. Öyle saçma sapan bir durum var. Neyse. O yüzden böyle şeyleri görüyorsanız, ilginiz varsa da 3'e 5'e bakmayın. Alın bir kenarda dursun. Hiç kullanmadıysanız da bağışlarsınız. FreeCycle falan var şimdi internette. Eşya paylaşım formu falan. Oradan veriyor, koyuyorsunuz. Alıyor insanlar yani. Neyse. Burada yine metal işleme üzerine parçalar var. Nereden? Buradan başlayalım. Şimdi burada kılavuzlar var. Bunlar değişik tarzda kılavuzlar. Bir tanesini örnek olarak göstereyim. Bu ikisi. Bu üçü aynı. Şimdi bunlar matkap ucu şeklinde kılavuzlar. Şimdi burada bir tane daha var. Şimdi bu bizim klasik bildiğimiz kılavuz. Bunu yan yana koyalım. Şimdi bu ikisinin farkı bunların nasıl denir? Kesme ağızları gördüğünüz gibi şafta düz bir şekilde. Şimdi siz bunu da diş açmak istediğiniz deliğe soktunuz ve bu şekilde çevirmeye başladınız. Ve bu şekilde çevirmeye başlayınca ne oluyor? Buradaki bu dişler metali kesiyor ya da plastiği artık her neyse. Kesince de önüne katıyor. Bu kesilen metal de bu olukta kattığı metal önüne birikiyor. Önüne birikince ne oluyor? Sıkışma yapabiliyor. Eğer deldiğiniz delik metal deldiğiniz parçanın arkasından çıkmıyorsa ya da kör bir delikse dibi şeyse dibi körse o zaman materyal iyice sıkışıyor. Materyalin gidebileceği kestiğiniz materyalin gidebileceği hiçbir yer kalmıyor. Öyle durumlarda da bu tarz kılavuzlar kullanıyorlar. Bu gördüğünüz gibi matkap ucu şeklinde olduğu için bu şekilde kestiği malzemeyi bu oluklardan döndükçe arkasına doğru atıyor. Bunların farkı o. O yüzden onları aldım. Bazen ihtiyaç oluyor. Yani bazen kör delik delebiliyorum. Ondan sonra burada büyük bir tap diyorum işte kılavuz. Ama maalesef bu da üçlü bir setin birincisi anladığım kadarıyla. Çünkü genelde üçlü set buluyorum nedense. O yüzden biraz sıkıntı. Yani bakalım belki ikisini üçünü de bulurum bir yerden denk gelir. Metrik 18'di bu. Burada değişik iki tane şey var. İnanılmaz böyle dişi aralıkları geniş. Akme midir acaba? Yabancıların akme dediği tarzda mıdır? Yani ne için kullanıldığını çok da bilmiyorum ama ihtiyacım olursa da asla böyle bir yerden kolayca bulamayacağım bildiğim kılavuzlar. Bir tane de böyle minnacık metrik 2,5 kılavuz var. Ha, aslında yani bunda anlaması daha kolay. Şimdi bu kal bunun olukları o kadar küçük ki. Bunda kör bir delik deldiniz diyelim. Kör bir deliğe buna diş açmak istiyorsunuz. Bunu iki tur çevirdiğinizde bütün bu oluklar kesilmiş malzemeyle dolacaktır. O yüzden ara ara bunu çıkartıp tekrar temizlemeniz gerekebilir. Yoksa bunu çıtırt diye çok kolay bir şekilde kırarsınız. Çünkü bu sert bir malzeme ama ne kadar sertse o kadar kolay kırılır. Burada yine frezeler var. Freze buldum mu? Hayır demiyorum. Bu şekilde neymiş bu? U30 B SS High Speed Steel bir şeyler. Bunları neden alıyorum? Çünkü bazen bunlara ihtiyaç oluyor. Ufak olanlarını Dremel gibi şeylere takıp yani Dremel için biraz bunu ama Dremel'e şey mandiren takıp kullanabilirsiniz. Yani mesela bir şeyi kenarından tıraşlamak istiyorsunuz. Mesela bunların kenarı da keskindir. Şu büyükten göstereyim. Şimdi matkabı sadece ucunu, burada mesela matkap ucu var. Matkabın sadece ucuyla iş görürsünüz. Kenarlarıyla herhangi bir şekillendirme işlemi göremezsiniz açısından dolayı. Bunların şu gördüğünüz kenar kısımları da kesme yapar. Yani bunu şöyle koyup mesela şu tornavidanın bu kenarını kesmek istiyorsunuz diyelim. Şu şekilde gösterelim. Bu freze başı bu şekilde döndüğünde buradaki bu kesici yüzeyler bu tornavidanın bu yüzeyini kesip kaldırabilir. Onun öyle bir güzelliği var. Sadece üç kısmı değil. Üç kısmıyla da bu şekilde inebilirsiniz. Üç kısmı da kesme yapar. Yan kısmı da. Şimdi bazen ihtiyaç oluyor. Bazen bir şey böyle tıraşlaman gerekiyor. O yüzden matkabı mesela ucuna takıp çok az bir şey, çok az bir metre. Mesela bir deliğin iç çeperinden malzeme kaldırman gerekiyor. Yani deliği deldin diyelim.
ufacık genişletmen lazım. O boyu çok büyük sıkıntı oluyor bazen. Yani bu tarz bir şeyle iki böyle deliğin içinde zırt döndün mü o şey yap iş görebiliyor. Ya da bazen böyle bir deliği dibi düz olacak şekilde delmen gerekiyor. Matkapa deldiğin zaman matkabın ucu üçgen şeklinde olduğundan deliğin dibi de üçgen şeklinde oluyor. Sen bu şu deliğin dibi diyelim. Sen bu deliğin dibini bu şekilde düz hale getirmek istiyorsan bununla tekrar o deliğe inip şu uç kısmıyla o deliğin dibini düzeltebilirsin. Ya da nasıl söyleyeyim? Delmek istediğin şeyin dışına çıkan bir kesme işlemi var. Mesela şimdi bu parçanın tam böyle köşesine ben çentik atmak istiyorum. Mesela şimdi matkapla bunu yapmaya çalışsam matkap buradan dışarı çıkar. Hani şimdi buradan delersen matkap bunu delecektir. Çünkü matkabın deleceği deliğin etrafını malzeme ile şey nasıl denir destekleniyor. Ama tam buradan delmen gerekti diyelim. Sen bunu buradan yani delmen inanılmaz zor. Çünkü bu matkap ucu buradan dışarı kendini atmak isteyecektir sürekli. Öyle bir durum olduğunda yine bu frezeleri kullanıp bu şekilde kenarına gelse bile o kısmı delebilirsiniz. Ya yani denemez ona ama nasıl denir kesip orayı çıkartabilirsiniz yani. Bu tarz işlerde bunları kullanabilirsiniz. Ondan sonra burada neler var? Burada bir tane bundan sonra gideceğim bunlarla birlikte. Burada bir tane matkap ucu var. 8'lik miydi bu? Aynen 8'lik uzun olduğu için aldım. Bir de kaliteli olduğu için aldım tabii ki. Normal hani bunlar normal boyutundan neredeyse yani bir yarım kat daha uzun sanırım. Yani bir buçuk kat daha uzun. Güzel. Markasını bilmiyor, duymadığım bir marka. Dormer. Dormer'ı duydun muydu ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Güzel. 8'lik bir matkap ucu. Sonra burada yabancıların Liber dediği çapak hayır, giderici parçalar var. Fremel'le falan kullanılan Piffert diye bir marka var. Piffert Fett. Türkçesi at. Yani hani şey falan değil. Uzaktan alakası değil. Direkt at adamların markasının adı. Öyle meşhur bir marka var burada insanların bildiği. Onlar da bu tarz nasıl denir? Dremel ama eşek gibi yani dremel nasıl denir? Kafan kadar motoru olan böyle bayağı güçlü dremeller. Yani dremel denemez ona da nasıl denir? Dremel diyeyim. Hadi siz anlayın. Şimdi Türkçesine çeviremedim şu an. Neyse onların da böyle uçları olur. Diyor. Yani çapak alıcı, çapak giderici falan. Özellikle bu yuvarlak başlı olanlara oldukça ihtiyacım oluyordu. Bazen şeylere de ihtiyacım oluyor. Şu bu tarz kenarı düz olanlara da. Ama dediğim gibi genellikle top halinde olanlara ihtiyacım oluyordu. Bir tane neredeyse alacaktım. AliExpress'ten sipariş çektim. İmdadıma yetişti. Güzel oldu. Ondan sonra buradan devam edelim. Burada şimdi bana birisi bunların izleyicimiz kendisi izliyorsa ona teşekkür ediyorum tekrardan. Türkçesini, gerçi Türkçesini bilmiyorum da gerçekten Türkçesi o mu? Bana bir ismini öğretti bunların. Rayba ama şöyle Almancadan Türkçeleştirilmiş bir isim yalnız. Reamer da aslında aynı kökten geliyor. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Almanlarla İngilizlerin dili birbirine benziyor kelimeleri. Oldukça bazen. Şimdi bunlar ne? Bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenlere de hemen anlatayım. Bir delik deldiniz. Diyelim matkap ucuyla deliğinizi deldiniz. Ondan sonra ama o delik matkap ucuyla delinen delik çeperleri, duvarları mesela 8 milimetreli 8 ile deldiniz ya illa 8 milimetre olmak zorunda değil. Ya da duvarları pürüzsüz olmak zorunda değil. Şimdi o deliği çok nizami, pürüzsüz bir hale getirmek istiyorsanız bu tarzda aletler kullanıyorsunuz. Bunların böyle kesici uçları var ve bu tam 8 mil mesela. Bu 18 milimetre mi ne? Kalın. Bir tane incesini alalım. Şu muydu? Bunlardan biri 8'di sanki. Neyse yani işte delikli. Deliğe tekrar bunu sokup deliğin duvarlarındaki malzemeyi bununla keserek kaldırıp deliği nizami bir haline getiriyorsunuz. İngilizcesi reamer. Ben hep reamer olarak öğrendim. Rayba diye de Türkçesini söylediler ama bana söyleyen Almancı biriydi. Almanya'da yaşamış, eğitim almış sanırım. O yüzden tam Türkçe kaçtı mıdır bilmiyorum. Bunu da matkabucu sanmıştım. Bu da bir rayba çıktı. İlginç, değişik bir rayba. Böyle spiral şeklinde bir rayba. Ama kalınlığı çok enteresan. 4 nokta çok küsür yani çok özel bir iş için alınmış rayba belli ki. Öyle olması beni biraz üzdü. Çünkü
Çok ara değerlerle benim işim olmayacaktır. Ama yani almışken dursun. Ondan sonra burada birkaç hırdavat var. Yine ufak bir cırcır. Bunları artık satmak veya birkaç parça sağda solda artık set olarak bırakacağım şeyler. İşte biri işte atölyede, biri evde, biri arabada. O yüzden alıyorum. Artık satma noktasına da geldim. Mesela buradaki bu artık bunları satacağım. Yani satmak için alıyorum. Ama tek tek almıyorum. Mesela yani topluca bir şey alıyorsam satacağımı düşündüğüm şeyleri de o topluca aldığım şeylerin içine ekliyorum. Misal bu. Hani bu ne? Mouser marka bir şey. Kumpas. Onu da aldım. Mesela bunu da arabada bırakacağım. Tornavidaya çok ihtiyacım yok ama böyle ince uçlu tornavidalar bir de ucu düzgünse, ucu fazla aşınmamışsa iyi. Bir de Viha iyi bir marka tornavida için. Nere aldım? Nere dursunlar? Bu buraya ait değil. Son olarak gelelim bir tane LED aldım. Üst katta bir tane atölye yapıyorum kendime. Onun aydınlatması için LED almıştım. Onu da örnek olarak koydum. Şimdi diyecekler belki vardır. Abi bu kadar çok şey alıyorsun. Bunu hiç mi patlamıyorsun? Hiçbiri mi bozuk çıkmıyor diye. Aslında bakarsan yani çok azı bozuk çıkıyor. Çok derdi. Yani gerçi bunlarda çok patlayacak bir durum yok. Ya. Çok fazla elektronik almadığım için. Ama alınca da yani çok sıkıntı çıkmıyor genelde. Bunda çıktı ne oldu? LED'i aldım. Yani aldım eve getirdim. Baktım LED çalışmıyor. Yani. Ondan sonra dedim dayanamadım tabii ki. Hemen açtım içini. Baktım güç kaynağı mıdır diye heveslendim. Çünkü buradaki LED ise bunu LED'e yapabilecek bir şey. LED'i anca değiştirirsiniz. Ondan sonra tabii ki bunu da söktüm böyle. Hunharca bir şekilde. Parçala ve çet tabii ki. Ne bekliyorsunuz? Ondan sonra baktım ki LED gitmiş. LED gidik yani. Dedim ki LED'in içinde ne var? Çok da yani görülebilecek bir şey yok. Çok da anlamadım nasıl yani üretildiğini. Elektrik bağlantısını nasıl sağladığını anlamadım. Çok da araştırmadım açıkçası. Elektrikler yani artı buradan eksi buradan geliyor ama bunun içinde 3 sıra mı 4 sıra mı LED var. Şimdi bu fosfor bir kaplama. Normalde LED'ler mavi ışık üretiyor. Ultraviyole ışık üretiyor diye biliyorum. O ultraviyole ışığı da normal bizim ihtiyacımız olan beyaz ışığa yani etrafımızı görmek için ihtiyacımız olan tür ışığa çevirmek için böyle üzerine fosfor bir tabaka kaplıyorlar. Fosfor ultraviyole enerjiyi alınca kendisi ışık yayıyor. Öyle ilginç bir sistem yani. Şurada altta ledlerin sırasını görebiliyorsunuz. O nokta nokta olan kısımlar ledlerin sırası. Ama artı ve eksiği ayrı ayrı nasıl alıyorlar tam anlayamadım. Çünkü hepsi bütün ledlerin bu metal üzerinde duruyor. Onları nasıl şey yapmışlar? İnsülasyon. Türkçesi neydi? Yani artı ve eksiği birbirinden nasıl yalıtmışlar? Bu metal parçanın üzerinde onu çözemedim. Araştırmak lazım ama yani şu an yapacağım bir şey değil. Böyle bir durum var ama en azından içinde bir tane güç kaynağı var. Ufak böyle o iş görecektir. 1,5 euro verdim zaten. Çok da sıkıntı değil. Yani bunların sıkıntısı yani şimdi mesela bunu da beni en çok dertlendiren ne biliyor musunuz? Bunu ne yapacağım ben? Yani bunu çöpe atıyorsun ya. Yani bunu kimse gel yani bunu buradan sökecek kimsenin vakti yok. Hurdalığa gitti ya ama bunu gömüyorlar ya. Ya çok kötü ya bunu böyle parçalayıcı malzemelere atıyorlar. İçinden demirini herhalde çekip alıyorlar elektromıknatıstan. Onun haricinde yeni yeni sistemler geliştiriyorlar böyle kameralarla, akıllı sistemlerle şeyleri ayıran, bazı parçaları ayıran ama yani bunun buradan yani düzgün bir şekilde bunun geri dönüştürülmesi için bunu buradan vidalarını sökmesi lazım. Ondan sonra bu bakır olan kablolara bunun ayrıştırması lazım. Ucunu kessen de olmaz. Yani çok uzun vadede yine sıkıntı yani. Yani şimdi günü kurtarmakla şey yapamıyoruz biz yani artık öyle bir noktaya geldik ki günü kurtarmakla kurtarılacak bir hali kalmadı yani. Hani çok radikal çözümlere ihtiyaç var. Yani o yüzden bunu da yani bozuk olması sıkıntı değil. Ben bunu ne yapacağım? Yani gömüyorlar abi, gömüyorlar ya bunu atıyorlar, gömüyorlar. Yani onun üzerine de bir iki bölüm yapacağım herhalde. Neyse. Bugünlük bu kadar. Sorularınız, istekleriniz, dilekleriniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Türkçe videolara, Türkçe kanallara lütfen destek verin, abone olun, videoları paylaşın ve videoları beğenin. Beğendiyseniz tabii ki. Zaman ayırdığınız için de teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tam tezgahı toplayıp kaldırıyordum ki fark ettim. Bu ikisinden bahsetmemişim. Saat masamda duruyordu zaten. O yüzden görmemişim. Bunu da videoyu çekerken atladım. Şimdi bundan başlayayım. Bunun ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama
bir tarz çektirme. Yani şu oluktan bir şey sokuyorsunuz buraya. Belli ki buradan bir şey sokuyorsunuz. Ondan sonra bu üstteki parçayı da bu vidayı döndürerek yukarı doğru çıkartıyorsunuz. Yani bunu şu üstteki parçayı çevirdikçe bu alttaki parça şu şekilde böyle yükseliyor. Ve bu bir şeyleri çektirip yerinden çıkartıyorsunuz. Yani bu tarz şeyler şu an ne de kullanılır emin olmasam da bazen ya şöyle bir şey olsa lazım yani bu işte şöyle bir şey olsa kullanabilirdim deyip insanın kendi kendine üretmesi gerekebiliyor. Çünkü gidip de nereden alacaksın? Alınacak bir şey olsa bile adını bilmiyorsun. Adını bilmeyince de bulamıyorsun falan filan. O yüzden bunu aldım. Bence bir tarz çektirme. Ama ne için? Tam bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bu da masam dedi. Görmemişim. Bunu özellikle kordonu için aldım. Kordonunun şu an kamera şey yapmıyor. Nasıl denir? Tam algılamıyor. Altın sarısı parlak simli gibi parçalar var içinde. Özel bir kordon. Genelde hani bunun adı yok ama eğer bu tarz kordonları merak ediyorsanız zevkiniz varsa EULIT LIT olarak ararsanız bu kordonlardan bulursunuz. Ama onlar EULIT pahalı bir markadır. Bir de eski yeni eski stok olarak satarlar. Mesela yeni eski stokta şöyle bir şeydir. Sıfır ürün ama mesela 1950'de üretilmiş. Misal 1950, 60'da üretilmiş, 70'te, 80'de üretilmiş. Hani eski üretim ama yeni yani. New old stock. Sesime de ne olduysa. Hani genel olarak kordon için aldım ama saat de temiz aslında. Başta çalışmıyor diye aldım. Çünkü kurdum. Mekanik bir saat. Bizim mekanik saat kullanıyoruz. Yeni dijital saatlere falan hiç ilgimiz yok. O yüzden ilk önce bir kurdum. Çalışmıyordu ama büyük ihtimalle çok uzun süre çalışmadığı için içinde şey kirlenmiş olabilir. Yağı biraz katılaşmış olabilir. Şu an belki sesi geliyorsa çalışıyor. Gayet güzel, hoş, şık ve temiz bir saat. Markası ne? Enka. Markasını ben hiç daha önce duymadım açıkçası. O yüzden markasına yorum yapamayacağım. Şimdi gel gelelim buraya ne kadar verdik, ne verdik. Şimdi bu kablolara 4 euro verdim. Değil mi? Kablolara 4 euro verdim. Aynen. Ucuz bir para, iyi bir para yani. 4 euro fazla bir para değil. Ondan sonra bu parçalara, bu kıskaçlara, buna, burada bir tane tornavida vardı, bir tane de cırcır vardı. Onları kaldırdım şimdi. Onlara 5 euro verdim. Bir tane led vardı, büyük led. Ona 1,5 euro vermiştim. Şaka gibi. Bozuk çıktı ama sonuçta 1,5 euro yani. Ondan sonra burada gördüklerinize 12 euro verdim ki şaka gibi. Bunun bir tanesini internetten bakabilirsiniz yani. Reamer olarak girin. Kaç santim bu? 18. 18 milimetrelik bir Reamer. Rice Hava. İnternetten girip bakarsınız. Yani bir tanesi kaç para. Burada kalanlara da bu geri kalanlarına da bunlara da 10 lira 10 euro verdim. Bu da şaka gibi bir fiyat yani. Bir tanesine bakarsınız. Bir tanesinin fiyatı mesela şuna. Neymiş bu? O hem de Garant. Garant Metric 12. Tap diye bakarsınız buradan. Merakınız varsa. 39 derece, 55 derece, 45 derece Garant. SSV 4A 2A Garant Metric 12 ISO 2012 6 her neyse işte yani. Onlara da dediğim gibi 10 euro verdim. Ha buna 4 euro verdim. Bunu da zaten bunlarla evet bunu da bunlarla birlikte almıştım. Buna da 4 euro fazla. Sadece buna 4 euro verdim ama şey yapmadım. Pazarlık yapmadım. 4 euroya fazla çingeneliğe gerek yok yani. Neyse. Şeyler de bu kadar. Fiyatlar da böyle.